Bu akşam İstanbul Öğretmen Akademileri olarak 24 Kasım İstanbul Sohbetleri kapsamında düzenlediğimiz söyleşimizi kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan bir meslektaşımızla gerçekleştireceğiz. Serin sulu bulaklardan, yeşil başlı sunalardan, lale renkli yanaklardan, ağ biçerli analardan size selam getirmişem. Gatar gatar durnalardan, yeşil yaprak budaklardan, atalardan, babalardan, bal süzülen dudaklardan size selam getirmişem. Biraz sonra konuğumuz bizlere eklenecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bu güzel günde kardeş ülke Azerbaycan'dan değerli bir konuğumuz olacak meslektaşımız. Onun katılımını şu anda bekliyorum. Kendisi tarih öğretmeni, Azerbaycan'da çok sevilen, saygın, mesleğini çok iyi icra eden değerli bir öğretmenimiz. İnşallah sizlerle beraber güzel, hoş sohbet olacak bugün. Bugün değerli hocamızın katılımıyla güzel konulara değineceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili görüş ve önerilerini, onların Azerbaycan'daki Öğretmenler Günü'nü nasıl kutladıklarını beraberce paylaşacağız. Evet, hocamız da geldi. Hocamızı bekliyoruz. Şu anda da bağlantı kuracak. Azerbaycan'dan değerli hocamız bizimle olacak. Azerbaycan'dan bağlantı kuruyor. Evet. Akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayır olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum değerli hocam. Selam, hoş gördük. Evet, dili bir, dini bir, özü bir, sözü bir kardeş ülke Azerbaycan'dan bir meslektaş konuğumuz. Hafız Cabbarov. Selamlarını öğretmenlik üzerine sohbet edeceğiz, selamlarını ileteceğiz. Bizlerin muhabbet ve selamlarını Azerbaycan'daki öğretmenlerimize, onların muhabbet ve selamlarını da İstanbul'da bizleri izleyen öğretmenlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Gönülleri buluşturacağız inşallah. Değerli hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş Sizi bulduk. kısaca bir tanımak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben ilk olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve hemçinin bütün Türk müəllimlerini, hemkarlarımızı tebrik etmek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle canı gönülden bütün Türk hemkarlarımızı, öğretmenlerimizi tebrik ederim ve onlara uğurlar dilerim. Mən Hafiz Cabbarov, deməli Bakı şəhəri Heydər Əliyev Adnan Liseyin və həmçinin Hədəf Liseyinin tarix müəllimiyəm. 2004-cü ildən deməli bu sənətlə, bu peşə ilə məşğulam və bu müddət ərzində öz hocalarımdan, müəllimlərimdən çox şey öyrənmişəm və onları tətbiq etmişəm. Ancaq öyrəndiyim əsas məsələ bundan ibarətdir. Müəllimlik yalnız biliklə, savadla bağlı deyil, müəllimlik həm də sevgi ilə bağlıdır. Əgər şagirdlərə, öğrencilere sevgi ilə yanaşsaq, o sevgi yenə bizə dönər və misli ilə artar və beləcə uğurlar qazana bilərik. Hesab edirəm ki,
Bu müddət ərzində mən bir çox uğurlara nail olmuşam. Dövlətimiz tərəfindən, Sayın Cumhurbaşqanımız tərəfindən iki dəfə yılın ən iyi öyrətməni, yəni ilin ən yaxşı müəllimi olmuşam. Həmsinin tərəqqi medalı ilə təltif edilmişəm. Bunlar mənim üçün çox dəyərli hədiyyələrdir, dəyərli təltiflər, mükafatlardır. Ancaq düşünürəm ki, bunlar içərisində xüsusilə bir mükafat var ki, bu şagirdlərimin sevgisidir. Bu mənim üçün həqiqətən belə deyək, ən ali dəyərlərdən və mükafatlardan biridir. Kesinlikle, ne kadar güzel söylediniz. Çok değerli bir meslektaşımız olduğunu zaten görüyoruz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Öğretmenlik mesleği gerçekten yürekten yapılması gereken, büyük özveri isteyen bir meslek. Demiş ki bir şairimiz, sevgidir mihrabı yüce göklerin, sevgisiz ay dünya nedir değerin? Ünlü Azerbaycanlı şair Genc Ali Nizami'nin çok güzel şiirlerinden biri. Bu sevgi birçok şeyi aşıyor. Sevginin üstesinden gelmeyeceği hiçbir şey yok. Her zaman yanında olduğumuz, bir olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan'da mücadelesi kazanılan bu zorlu günlerde öğretmenlik mesleği, öğrenciler ve eğitim üzerine yaptığınız özverili çalışmaları, azmi, mücadeleyi ve değerini konuşmak için buradayız. Malum tüm dünyada bizleri pandemi gerçekten çok etkiledi. Büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Rabbim inşallah bu sıkıntılardan bir an önce kurtarsın. Ama bunun İnşallah. yanı sıra topraklarınız için yapmış olduğunuz mücadelede de öğretmen olmanın, bu ortamda öğretmen olmanın zorlukları var. Bu durumların sizde eğitime tesiri nasıl oldu Sayın Hocam? Teşekkür ederim sorunuz için. Evet, öğretmenlik, müəllimlik çox şərəfli, kutsal bir sənətdir. Hər yerdə öz çətinliyi var. Lakin bizim ölkəmizdə bu müstəsna dərəcədə çətindir. Çünki bu pandemi sürəci ilə eyni zamanda bəli bilirik ki, pandemi bütün dünyada, həmçinin qardaş Türkiyədə də geniş yayılır. İnşallah inanırıq ki, tezliklə bu bəladan da insanlıq xilas olar. Ancaq bizim ölkəmizin bir özünə məxsus çətinliyi var ki, problemi var ki, bu Ermənistan dövlətinin Azərbaycana təcavüzü ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, 30 ilə yaxındır torpaqlarımız işğal altındadır və işğal olunmuş torpaqların, deməli, bölgələrin müəllimləri var, şagirdləri var. Bunlar çətinliklə təhsil alırlar. Lakin dövlətimiz onları hər zaman qayğı ilə əhatə etmiş və onların təhsil üçün şərait yaratmışdı. Ancaq nə olur olsun, öz vətənində təhsil almaq bambaşqadır. Və bir də bilirsiniz ki, sentyabrın 27-sindən, yəni Eylül ayının 27-sindən Azərbaycanın müzəffər şanlı ordusu bu öz torpaqlarımızı, kəndi torpaqlarımızı azad etmək üçün erməni təcavüzünə qarşı mübarizəyə başladı və bu mübarizə nəticəsində torpaqlarımız azad oldu, kurtuldu düşmən işğalından. Yeri gəlmişkən bugün bizim kutsal torpaqlarımızdan biri olan Kəlbəcər azad edildi. Bu münasibətlə Azərbaycan xalqını, həmsinin Türk dünyasını da təbrik edirəm. Çünki bizim qələbəmiz, bizim zəfərimiz Türkiyənin zəfəridir. Bu zaman yadıma bir hadisə düşdü. Mehmet Fatih Bizans imperiyasına son qoyub İstanbulu fəth edərkən, o zaman Azərbaycan hökümdarı Cahan Şaha belə bir məktub yazır. O yazır ki, əziz atam, Cahan Şah yaşca Mehmet Fatih'dən böyük idi və Mehmet Fatih böyük hökümdar olmaqla yanaşı, həmçinin Türk gələnəyinə, Türk örf adətinə belə bağlı olan bir insan idi. Müəllimlərinə və böyüklərinə sevgi ilə, saygı ilə yanaşırdı. Onun belə bir məktubu var Cahan Şaha. Əziz atam, bizim qələbəmiz sizin qələbənizdir. Yəni bizim zəfərimiz sizin zəfərinizdir. Bugün Azərbaycanın qələbəsi, hesab edirəm ki, Türkiyənin, Türk dünyasının, həqiqətə inanan, ədalətə inanan bütün dünyanın bəlkə zəfəridir. Bu münasibətlə sizlərə də təbrik ki, bəli, Kəlbəcərimiz azad oldu. Ancaq bütün qələbələr asanlıqla əldə edilmir. Qeyd elədik ki, bu müddət ərzində təhsilimiz də bu savaşın etkilərinə məruz qaldı, təsirinə məruz qaldı. Üzülərək onu söyləmək istəyirəm ki, bizim deməli bu hadisələr zamanı bir çox müəllimlərimiz şəhid oldu. Onlar könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə getmişdilər. Allahdan onlara rəhmət diləyirik.
Ve ben bayağı özüm hakkında danıştım. Lakin onların fəaliyyətini görəndə şəxsən özüm bir qədər utandım. Çünki əslində vətən üçün onlar məndən daha çox belə deyək, xidmət göstərdilər. Ona görə də onlara sonsuz belə deyək, ehtiramı, minnətimi bildirirəm. Həmçinin bizim şagirdlərimiz də deməli bildiyiniz kimi ermənilər vandalizm hərəkət eləyərək Gəncə şəhərinə, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə, Bərdə Evet. şəhərinə, Tərtər şəhərinə və Naftalan şəhərinə, dinc əhalinin yaşadığı bölgələrə füzə zərbələri endirdilər və bunun nəticəsində küçük yaşlı çocuklar, şagirdlərimiz də şəhid edildi. Allahdan onlara da rəhmət diləyirik. Ancaq şükürlər olsun ki, onların qanı yerdə qalmadı və torpaqlarımız azad oldu. Yəni Çok Azərbaycanda şükür. təhsilin çətinliklərindən biri də məhz buydu. Ancaq inşallah bu günlərimiz arxada qaldı. Tezliklə pandemi sürəci də geri qalar. Həm sizlər, həm bizim, həm də bütün dünyamız üçün geri qalar və yenidən həyat öz axarıyla davam edər. İnşallah. Ne kadar güzel anlattınız, güzel söylediniz. Evet, Minnətdaram. bizler aslında bir bütünüz, bir canız, birlikteyiz. Sizlerin her zaman için yanınızdayız. Çok şükür bu Teşekkür zorlu ederim. günleri de bir şekilde atlatıp yaralarımızı saracağız. Dediğiniz İnşallah. gibi bu yolda şehit olan tüm öğretmenlerimize, evlatlarımıza, tüm vatandaşlarımıza Yüce Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ben de. Ortak tarihe ve geçmişe sahip olduğumuz kardeş Azerbaycan'ımız, o kadar çok sizlerle maddi ve manevi kültürel ortaklıklarımız var ki bunları saymakla bitiremeyiz değerli hocam, öyle değil mi? Bu Evet. ülkenin dostluğunu bir tarih öğretmeni olarak tarihimizi anlatırken dünü, bugünü, yarını, öncesini, milli kültür ve değerlerimizi gençlerimize aşılamak için ne önerirsiniz? Teşekkür ederim. Bu güzel sorudu. Tarih mütlak bütün fənlər, siz branş değilsiniz. Branşlar çok önemlidir. Şagirdlərin sabaha hazırlaşması için, şahsiyet kimi formalaşması için. Ancak tarihin özel bir burada müstesna rolü var. Çünkü tarih hem de insanların örf ve adetlerine, milli değerlerine, sevgini, vətənpərvərliyi aşılayır. Mən en esası şagirdlerime neyi öğretmek istedim? Tarih hem de ders almak içindir. Bu ibret ders almak içindir. Evet. Biz tarihten gelen yalnız dostlukları değil, hemsinin kötü təcrübələri de şagirdlerimize öğretmeliyiz ki, dostumuzu ve düşmənimizi tanısınlar. Ve keçmişdən alınan dərslər bizim gələcəyi qurmağımız üçün çox faydalı olar. Məşhur Türk düşünürü Əl-Fərabinin bir sözü var. Tarih bugünü anlamaq, yarını doğru qurmaq üçündür. Hesab edirəm ki, bu baxımdan tarixə özel bir misyon düşür ve bir tarih öğretmeni olarak da mən buna çalışıram. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, mən həm də Ortaq Türk Tarixi La projesi var. Bu projede yakından iştirak elədim. Türk həmkarlarımla, Qazaq ve Qırğız həmkarlarımızla birgə. Biz burada daha çox neye dikkat yetirdik? Dostluklarımızı, mənəvi ortaklıklarımızı ve mənəvi değerlerimizin ortaklığını bugünkü nesle aşılamaqdır. Ve hesap edirəm ki, elə məhz bunun nəticəsidir ki, Türkiye'nin qələbəsi Azərbaycanda bizim qələbəmiz kimi, Türkiye'nin kədəri bizim kədərimiz kimi, Allah bizlere kədər qismət eləməsin, həm Türkiye həm Azərbaycana. Amin, Ve amin. biz bu hadisələrdə gördük ki, bəli, bizim sevincimiz, bizim qələbəmiz ve kədərimiz Türkiye'de de ortak şekilde paylaşır. Ve bu baxımdan da düşünürəm ki, bu bizim əziyyətimiz hədər getmir. Ve bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, Buyurun, buyurun hocam. deməli, bütün bu Türk dünyasındakı birlik baxımından Türkiye'nin özel rolu, özel xüsusiyyəti hesab edirəm ki, diğer Türk dünyası için örnek olmalıdır. Çünkü belki de dünyada hiçbir devlet yoktur ki, Azerbaycan ve Türkiye kadar təmənnasız, birbirine menafi güdmeden birbirine bu kadar yakın olsun. Bu yalnız ve yalnız sevgiden ibarettir. Çünkü her iki kardeş halkı birbirine bağlayan tarihle yanaşı bir sevgidir. Ve bunun da daim payidar olmasını dileyelim.
Çok güzel yine ifade ettiniz değerli hocam. Evet, her zaman için bunu söylüyoruz. Bizler her zaman için sizlerin yanındayız. Rabbim bizleri korusun, vatanımızı, milletimizi korusun. Evet, Değerli hocam, amin. bu kötü günler inşallah geride kalacak. Çok daha güzel günlerde bir arada olacağız. Ve biz 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle de ne kadar teknolojiyi kullanıyor halde olsak da hep sevginin gücünden bahseder olduk. Evet, sevginin gücüyle siz Azerbaycan'dan bizleri kırmadınız ve bizlerle bir arada oldunuz. Bir Estağfurullah. aradayız. Sohbetlerimize devam ediyoruz ve edeceğiz. Evet, eğitimde çocuğun ve toplumun gelişmesinde öğretmenin rolü çok büyük ve en önemli aktörler hayatlarında. Değerli hocam, bizlerde öğretmenlik mesleği kutsal kabul edilen, beklentisi olmadan yapılan bir meslek. Ve küçükken sorduklarında bizlere hangi mesleği seçmek istiyorsunuz dediklerinde direkt ilk söylenen öğretmen olmak istiyorum. Sizde de böyle mi? Siz de bu mesleği niçin seçtiniz? Öğretmenlik yüreklere dokunmak, izler bırakmak. Sizlerin de size dokunan bir öğretmeniniz oldu mu? Yani buna bağlı olarak mı öğretmenliği seçtiniz? Biraz bu konuda bilgi Evet, almak istiyorum çok sizden. doğru bildirdiniz. Yani burada da Türk ve Azerbaycan halkının ne kadar ortak yönleri olduğunu, cihetleri olduğunu bir daha bariz görürük. Çünkü hemen hemen aynı Türkiye'de ve Azerbaycan Türklerinde müellim çok kutsal bir sənətdir. Bütün sənətlər, bütün peşeler faydalıdır, insanlık için vacibdir. Mühendisler yollar çekirler, köprüler dikirler, binalar inşa edirlər ve bunlar bizim hayatımız için müstesna rolü var ve güzel de insan hayatımızı güzelleştirir. Bütün sənətlər demek istedim ki insanlık için faydalıdır. Ancak müəllim sənəti bir bambaşqadır. Müəllim sənəti kutsaldır hem de yani güzel olmasıyla yanaşı hem de kutsal bir sənətdir, müqəddəs bir sənətdir. Ancak bu kutsallıqla beraber biz müəllimler için belə deyək, məsuliyyəti biraz da artırır. Çünkü bu kutsallığın belə deyək, kutsallığı öz veriyle karşılığını vermek lazımdır. Ve müəllimlik yalnız beyinle değil, hem de yürekle olan bir sənət Evet. olmalıdır. Ve düşünürüm ki, eğer müəllim beynini ve kalbini birleştirirse, onda öz sənətində uğur kazanabilir. Size bir öz təcrübəmdən bir məsələni paylaşmak istedim. Demek Buyurun. bir benim şagirdlerimden buradan onları da salamlayıram. Birçokları dünyanın qabaqcıl ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrində deməli, ünlü universitelerde təhsil alırlar ve her zaman benimle əlaqə saxlayırlar. Onlardan biri universitete ona kompozisyon yazmak tapşırılmıştı ve o kompozisyonu benim hakkımda yazmıştı. Ben bunu duyduqda ve Öğretmenler Günü'nde bana bunu gönderdi ve özü şahsen gelip təqdim elədi. İnanın bu benim için olduqca büyük bir zövq oldu ve ben bütün geriye döndükdə bütün çətinliklərimi, bütün gələcəkdə də yaranabilecek bütün çətinlikləri bir anda unuttum ve həqiqətən də gerçekten düşündüm ki demek ki ben bu iller ərzində boşuna çalışmamışam. Bəli, məndən de iyi ve mütləq güzel müəllimlər var, ister Türkiye'de ve ister Azerbaycan'da, beni affetsinler. Ancak hesap edirəm ki həmin şagirdimin ve diğer şagirdlerin bu münasibəti benim hayatım boyu beni motivasiya eleyen en büyük kaynaklardan biri olabilir. Evet, çok güzel yine ifade ettiniz. Değerli hocam, işte meslektaş olduğumuz için birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum. Öğretmenlik doğuştan geliyor. Evet, ilk etapta annemizden, babamızdan, çevremizden, ailemizden eğitim almaya başlıyoruz. Ondan sonra okullarda buluşup öğretmenlerle de yoğruluyoruz ve öğretmenlerimiz rol model alıyoruz. Aynı şekilde sizin yaptığınız gibi de öğrencileri sizlere, siz öğrencilere dokunmuşsunuz. Onlar da sizlere bu şekilde kendini ifade etmişler. Biz onların bizlerin onlardan beklediği tek şey onların başarılı olması, yıllar geçtikten sonra bile hatırlanabilmek. Küçücük bir şeyle, yani hediyelerle falan değil, küçük bir cümle ya da küçücük bir artık emojiler. Manevi değeri olan bir söz bile Kesinlikle. büyük bir önem taşıyır.
Kesinlikle, kesinlikle. Biz çünkü dediğiniz gibi öğretmenlik yürek işi, öğretmenlik merhamet, öğretmenlik o kadar geniş ki konuşmaya kalktığınızda yani biz yeri geliyor anne baba oluyoruz, yeri geliyor bir aktör oluyoruz, yeri geliyor hatta her şekilde çocuklarımızın duygularını paylaşıp onlara ne yapmaları gerektiği konusunda psikolog, doktor gibi bile olabiliyoruz. Çocuklarımız... Sözünüzün kuvveti olarak özür dilerim. Bir meseleye Estağfurullah. size bölüşmek istedim. Büyük Atatürk'ün bir sözü var. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eserleridir, müəllimlerin eseridir. Hesap edirəm ki, bugün Azərbaycan gənclərinin düşmən üzərində şanlı qələbəsi həm də Azərbaycan öyrətmənlərinin düşmən müəllimləri üzərində qələbəsidir. Bismarck, Alman deməli, dövlət xadimi Bismarck'ın bir sözü var. Ondan soruşurlar ki, deməli, Almanların qələbəsinin səbəbi nədir? O soruşur ki, bu qələbənin səbəbi yalnız və yalnız Alman müəllimlərindədir. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə müəllimləri hər zaman öz işlərində uğurlara nail olsunlar. Çünki bu uğurlar həm də bizim ölkələrimizin uğurlu gələcəyinin təminatıdır. İnşallah öyle de olacaklar. Zaten her iki ülke olarak da gençlerimiz sizlerden bizlere, bizlerden sizlere gelen ve karşılıklı öğretmenlik yapan ve eğitim alan gençlerimiz de var. Tam bunun üzerine şunu söylemek istiyorum ben, sormak da istiyorum. Kardeş ülke Azerbaycan, birbirimize çok yakın iki ülkeyiz. Aynı tarihi ve geçmişi paylaşıyoruz. Kardeş ülke olarak eğitim kulvarında Türkiye'de İlginizi çeken veya öğrencilerinizin ilgisini çeken şeyler neler sayın hocam? Teşekkür ederim. Demeli biz Azerbaycan olarak Türkiye her zaman bir harici ülke, dış ülke olarak bakmamışık. Her zaman öz ikinci vətənimiz, öz vətənimiz kimi bakmışık. Ve her zaman demeli bizim ilk olarak ilgimizi çeken Türkiye olmuş, kardeş Türkiye olmuş. Ben de bu süreçte her zaman Türkiye'nin öğretim sistemiyle tanış olmuşam, onlardan öğrenmeye çalışmışam. Bu arada onu demek isterdim ki bir neçe yıl önce Azerbaycan Təhsil Nazirliği, həmçinin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA, yani Türk Dilli Dövlətlərinin İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, həmçinin sizin İstanbul deməli Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğü, birgə evet. projesi vardı. Türkçeni ve Türk təhsil sistemini öğrenmek. O zaman biz İstanbul'da, Edirne'de ve Bursa'da Osmanlı Devleti'nin payitahtlarında olduk. Ve bu bizim hayatımız boyu böyle müstesna ve güzel teessüratlar yaratacak seferler oldu. Burada Türkiye'nin təhsil sistemiyle tanış olmak şerefi bize nasip oldu ve bu demeli neleri öğrendik biz? İlk olarak milli menevi değerlere sizde ve hem de bizim ülkemizde de bağlılığın təhsil sistemine de yansımasını gördük. Teknolojini öğrenmek mutlaka mutlak önemlidir, vacibdir. Ancak hesap edirəm ki, milli menevi değerlerin öğretilmesi ve bunun təbliğ edilmesi, ona saygıyla yanaşılması insanları doğru, gerçek vatandaş eden esas amillərdən biridir. Bəli, milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq və yüksək texnolojini öyrənmək və öyrətmək bugün hər sizin, həm də bizim təhsilimizdə can atdığımız və müəyyən nailiyyətlər qazandığımız sahələrdir. İnanıram ki, bu sahədə inkişafa daha da nail olmalıyıq. İnşallah. Evet, Bu artık arada bir məsələni də toxunmaq istəyirəm. buyurun. Böyük Türk alimi Aziz Səncər, Nobel mükafatçısı bu yaxınlarda deməli Qarabağ savaşında şəhid ailəsi şəhid olmuş, anne və babasını itirmiş Azərbaycan çocuğundan birinin təhsili üçün çox qiymətli yardımda bulunmuşdu. Bu vəsiləylə ona və bir daha Türkiyəyə, qardaş Türkiyəyə mənəvi yardıma görə təşəkkürümüzü bildiririk. Və hesab edirəm ki, bu mənim sözümün təsdiqidir ki, Aziz Səncəri böyük eləyən, böyük alim eləyən yalnız onun bilikləri deyil, həmçinin öz ölkəsinə mənəvi dəyərlərinə bağlılığıdır. Bu baxımdan da ona bir daha təşəkkür edirik. Evet, bizler de gerçekten
Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli büyük bilim adamlarımız, devlet adamlarımız var, emekleri var. Evet. İnşallah bu gibi güzel bu yolda ilerleyecek başarılı evlatlar yetiştirmek nasip olsun bizlere. Mesleğimizde İnşallah. dediğimiz gibi eminim bir Aziz Sancarlar yetişip çıktığında onu yetiştiren, ona dokunan insanların gururu, onuru inanılmaz güzel. İnşallah bizlere de nasip olur bu şekilde bir İnşallah. İnşallah. evlada dokunabilmek. İnşallah. Sizlerin değerli hocam, bizim Türkiye'de bu gibi çalışmalara, biraz önce söylediğiniz gibi çalışmalara katıldığınızı gördüm. Bunun yanı sıra Azerbaycan'da orta öğretimde kitap yazdığınızı da biliyorum. Tarih kitapları yazdığınızı da biliyorum. Evet, Vizyonu teşekkür ve ederim. misyonu geniş, kendisini geliştirmeye çalışan, eğitime, öğrenmeye açık bir öğretmensiniz ve böyle olmalıyız her zaman için. Evet. Çünkü teknoloji bizden çok hızlı ilerliyor. Buna yetişmeye çalışıyoruz ve Z kuşağı ile bir aradayız. Bu Evet. Z kuşağına yetişmek için de bizler de onlardan bir adım Teknolojinin. daha önde olup daha da iyi eğitimler vermek için mücadele etmemiz, çalışmamız ve öğrenmemiz Evet. gerekiyor. Evet, hayatta en büyük mucizeler de küçükken iyi bir öğretmene rastlamak, değil mi? Doğru. Bugün Doğru. biz konu olarak iki devlet bir öğretmen dedik. Evet. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gelen her iki yerde de görev yapan öğretmenlerimiz var. Biraz önce değindiğim gibi. Bu Evet. mesleği seçecek olan öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Öğretmenlik Evet. mesleğini seçecek olan öğrencilerimize. Bu demeli onlara neler söylemiyorlar? Çok şey söylemiyorlar. Ancak en başlıcası nedir? Eğer sevdikleri bu sənət birinci çok çetin, şerefli bir sənətdir. Bizim Ulu Önder Heydər Əliyevin bir sözü var. Müəllim sənəti en kutsal, en şerefli sənətdir. Ve bu sənətin de kutsallığın da öz çetinlikleri var. Bu çetinlikleri göze almalılar. Ve bayağı dediğim meseleye bir daha dönmek istedim. Eğer bu sənətə sevgiləri və qəlbləri beyinləriyle yanaşsalar, sevgiləriyle yanaşsalar, uğur kazanarlar, yadda qalarlar və həmçinin o sevgiyi unutmasınlar ki, sonra dönüb dolaşıb onlara və onların vətənlərinə gəlir. Çünki əgər gələcək bugünün gəncləridirsə, biz onlara sevgiyle yanaşsaq, ve bu sevgiyle yetişen çocuklar öz vətənlərinə de bağlı olar ve neticede ülkelerimiz iqtisadi ve medeni bakımdan inkişaf eləyər, teknoloji bakımdan inkişaf eləyər ve sevindirici haldır ki bugün yüksek teknoloji bakımdan bir zamanlar biz diğer ülkelere qərbə həsədlə bakırdık ancak son günler, son vaxtlar ister Türkiye'de isterse de Azerbaycan'da da biz bunun bariz nümunesini görürük ve çok uzağa gitmeyek. Elə bu savaşta bizim düşmana galip gelmemizin sebeplerinden biri de bu yüksek teknolojini bilmek ve ondan istifade etmektir. Ve bu bir daha onu gösterir ki teknoloji yalnız iqtisadiyyatta, ekonomide değil, kültürde değil, hemçinin savaşta ve bütün hayatın sahelerinde önemlidir. Ve bir daha onlara bildirmek istedim ki öz peşelerini sevsinler. Eğer severlerse uğura nail olabilirler ve mütlak muasir çağdaş teknolojini izlemeli ve onu bilmeli ve öğrenmeliler. Eğer böyle olduqda öz peşelerinde uğurlara nail olabilirler. Ne kadar güzel ifade ediyorsunuz Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ağzınıza, yüreğinize sağlık gerçekten. Ben teşekkür Ben ederim. Çok sizden sağ olun. şunu da sormak istiyorum. Öğretmenlik mesleğini seçtiğimiz zaman acaba bulunduğumuz coğrafyanın da mesleklere etkisi var mı? Oluyor mu sizce? Bilirsiniz, müəllimlik sənəti həm də bir başqa bir özelliği var ki, düşünürəm ki, bəlkə bunun coğrafyaya, coğrafi özelliklere, kültürel özelliklere, ekonomik özelliklere təsiri yoxdur. Ancaq bir 10 il öncə, 20 il öncə Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi öğretmenlikte, eğitim sahəsində də çətinliklər yaşandı. Ve indi sevindirici haldır ki ekonomik kalkınma bizim hayatımızın bütün sahelerinde olduğu kimi ölkəmizin bütün sahəsində olduğu kimi təhsilə də təsir edir
Ve sevindirici haldır ki, bugün müəllim sənətini seçənlər, müəllim olmaq istəyənlər həm də ən yüksək nəticə ilə, ən yüksək balla ali məktəbə, universitetə qəbul olan gənclərimiz də olurlar. Və bu artıq onu göstərir ki, müəllimlik təsadüfi seçilmiş bir sənət deyil, sevgi ilə insanların sayğı duyduğu və ürəklərə toxunması istəyərək seçdiyi bir sənətə çevrilir. Və əgər əvvəllər digər şərtlər müəllimliyə insanları müəllim olmağa məcbur edirsə, ancaq indi hesab edirəm ki, burada yalnız və yalnız müəllimliyə, şagirdlərə sevgi önəmli rol oynayır. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet, değerli hocam, bir de size küçük bir sorum daha olacak. Öğretmenlik hayatınızda biraz önce bir örnek verdiniz gerçi. Sizi hatırlayan bir yüreğin size bir kompozisyonla yazı yazdığını ve örnek aldığını. Unutamadığınız mesleğinizde bir anınızı da kısaca paylaşabilir misiniz? Müəllimliyin bütün her bir günü unutulmazdı, müqəddəsdi. Deməli, mən düşünürəm ki, əgər misal üçün hər hansı bir xatirəni burada danışsaq, digər günlər. Misal üçün, mən öz orta məktəbimdə məktəbi bitirərkən mən çox kədərlənmişdim. Məktəbi bitirmək istəmirdim. Ancaq sonra, daha sonra mən müəllim olduqdan sonra hər il biz yeni məzunlar yola saldıqca bir kədər qarışıq sevinc olur. Çünki biz yola saldığımız, yetişdirdiyimiz gənclər ölkəmizin gələcəyində rol oynayırlar. Və bunları düşündükcə nə qədər kədərli olsa da həm də bir sevinc olur, fəxarət yaranır ki, biz bunları ölkəmizin gələcəyi üçün yetişdirdiyimiz şagirdləri belə deyək, topluma qazandıraq və əgər onların bir uğuru varsa, uğurda mütləq və mütləq bizim bir belə deyək, azıcıq da olsa rolumuz olur. Misal, bu yaxınlarda ötən şagirdlərimizdən biri Amerikada yaşayır və mənə müraciət eləmişdi ki, Azərbaycan tarixi ilə bağlı kaynaqlar olsun, çünki burada tarix saxtalaşdırılır, bilirsiniz, ermənilər tərəfindən. Və bu mənim üçün olduqca dəyərli bir hal idi, çünki düşünürəm ki, artıq mənim yetişdirdiyim bu şagird, öyrənci yalnız özünü deyil, vətənini, millətini düşünür. Baxmayaraq ki, Azərbaycandan uzaqda yaşayır. O öz qayğıları ilə yaşaya bilərdi, ancaq sadəcə vətənini düşünməsi mənim üçün çox böyük, belə deyək, bir daha qürur yaşatdı, onur yaşatdı. Ancaq o ki, qaldı xatirələrə, demək istədiyim budur ki, müəllimlik elə bir qutsal sənətdir ki, onun hər günü dəyərlidir və hər hansı bir günü fərqləndirmək istəməzdim. Evet, gerçekten öğretmenlik mesleğinde yetiştireceğimiz evlatlarımızın milli manevi duygularını en yüksek en yüksek seviyelere ulaştırarak vatanını, milletini, toprağını, bayrağını seven evlatlar yetiştirmek bizim en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Evet. Değerli hocam, evet. Çok güzel bir konuyla sizlerle beraber olduk. Sizler Azerbaycan'dan bizlerle bağlantı kurdunuz. Biz gerçekten sizlerle biriz, sizlerle bir bütünüz ve sizlerle bir canız. Evet. Sizleri seviyoruz. Dili bir, dini bir, çok teşekkür ediyorum. Dili bir, dini bir, özü bir, sözü bir, özü kardeş bir. Ülke Azerbaycan. Değerli meslektaşım Hafız Cabbarov hocamızı konuk ettik bugün. Azerbaycan'daki öğretmenlerimize kısacık da olsa 24 Kasım Öğretmenler Günü Söyleşisi olarak İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü tarafıyla, vasıtasıyla değerli öğretmenlerimize, hem Azerbaycan'daki öğretmenlerimize hem de İstanbul'daki öğretmenlerimize ulaşmaya çalıştık. İnsana ve insanlığa dair var olan değerlerimizi, geleneğimizi, emek veren, bu yolda emek veren öğretmenlerimizi, özveri ve sabırla çalışan öğretmenlerimizi, öğrencinin yüreklerine dokunan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de ayrıca ben buradan kutluyorum. Milletleri millet yapan... Buradan Azerbaycan'dan Türk hemkarlarımızı, müəllimlerimizi bir daha təbrik edirik. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün diğer bir önemi zaten siz de biliyorsunuz. Çünkü her zaman bunu söylüyorsunuz. Sizin günleriniz bizim günlerimizdir diye. Evet, evet. Türkiye'nin bayramı bizim bayramımızdı.
Evet. Biz 24 Kasım Öğretmenler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de baş öğretmenliğini aldığı bir gün. Şehit öğretmenlerimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz şehit ruhlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz Rahmet hepsine. dileyecek. Diliyoruz. Değerli hocam, son olarak sizlerin de bizlere söylemek istediği, vermek istediği bir mesaj var mı? Ben teşekkür ederim sizlere. Çok benim için onurlu oldu sizlerle konuşmak, sizlerle paylaşmak. Hepsinin Türk hemkarlarımı, müellimleri, öğretmenleri tebrik etmek benim için oldukça hoş oldu. Biz buradan Azerbaycan müellimleri adından Türk öğretmenlerini, müellimlerini samimi kalpten tebrik ederiz. Onlara uğurlar arzuluyoruz. Türkiye'nin ayağına dayan taş bizim kalbimize değir. Biz bilirik ki Türkiye'de de elədir. Allah onlara hiçbir çetinlik yaşatmasın. Allah her zaman bizlerin üzünü güldürsün. Böyle büyük mühteşem galebelerle bizleri ve sizleri sevindirsin her zaman. Amin. İnşallah. Bütün duygu, kalbi duygularla sizlerle beraberiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz değerli hocam. Buradaki değerli öğretmenlerimize, Azerbaycan'daki ve İstanbul'daki öğretmenlerimize sizinle küçük bir şiirimizi paylaşalım. Aslında Bahtiyar Vahapzade sayın şairimiz, değil mi değerli Allah hocam? rahmet eylesin. Türk Allah dünyasının rahmet büyük eylesin. şairi. Kesinlikle, kesinlikle. Bir ananın iki oğlu. Bir amalın iki golu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Bir milletik, iki devlet. Eyni arzu, eyni niyet. Her ikisi cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayrımı, ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halımız, dileğimiz, amalımız. Bayraklarda hilalımız Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum, ata yurda konül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye. Selam, sevgi, muhabbet tüm dualarımızla. Kalbinizde, yüreğinizdesiniz değerli hocam. Her Teşekkür zaman ederim. yanınızdayız. Katılımınız Minnettarım. için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Biz başka teşekkür bir ederiz. konuda da yine bir arada olmak istiyoruz. İnşallah, Azerbaycan'daki inşallah seve seve. öğretmenlerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Umarım İnşallah. bu zorlu günler de geçecek ve bizler yüz yüze de bir araya geleceğiz. Gözlerimizin İnşallah. içine bakacağız. Duygularımızı daha samimi, daha güzel ortamlarda beraberce paylaşacağız. İnşallah. Teşekkür ederim ben de. Bir daha bütün Türk öğretmenlerini, kardeşlerimizi, meslektaşlarımızı canı gönülden tebrik ederim. Rabbim Türkiye'ni korusun, Türkiye'ni uzatsın, Türkiye her zaman payidar olsun. Allah razı olsun. Rabbim sizleri de korusun. Yar ve Amin. yardımcınız Tümden size olsun. teşekkür Yolunuz ederim. açık olsun. Tüm öğretmenlerimizi sizin vesilenizle buradan tekrar gününü kutluyor. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli hocam. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Evet, bugün konuğumuz Hafız Cabbarov. Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'dan değerli tarih öğretmenimiz Hafız Cabbarov'la beraber olduk. Değerli öğretmenlerim, katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlümüz bir, özümüz bir, dilimiz bir, dinimiz bir, sözümüz bir. Selam ve muhabbetle kalın. Geceniz hayır olsun inşallah. Sağ olun. Geceniz hayra kalsın. Sağ olun. Sağ olun.